Merhabalar, sesim geliyor mu? Evet hocam geliyor. İsmin nedir öğrenebilir miyim? Toshiba yazıyor da ismini öğreneyim. Beyza Nur. Beyza Nur, hoş geldin bakalım akademi dünyasına. Dersimize hoş Hoş geldin. bulduk hocam. Beyza Nur dedin değil mi? Evet. Hesabına göre hani isminle hitap etmek istiyorum da. İyi akşamlar diliyorum Anladım. öncelikle. Ben sosyal İyi bilgiler akşamlar. öğretmeni Özlem Oytun ismim. Derslerimizi birlikte işleyeceğiz Beyza. Duyuyorsun değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlarının katılımını bekliyorum biraz. Tamam. Bugün 7. sınıfın ilk ünitesi birey ve toplumu birlikte işleyeceğiz. Burada daha çok iletişim konuları olacak. Hemen direkt girmeyeyim diyorum. Bir iki üç dakika daha bekleyelim. Tamam. Sen hazırsın değil mi? İstersen eline bir kağıt kalem de alabilirsin. Birkaç not tutturmam için. Tamam hocam. Hemen getiriyorum. Tamam. Geldim hocam. Tamam, hoş geldin. Nasıl olur? Tamam. Şimdi bu sene birey ve toplum ünitesi, kültür miras, ondan sonra insanlar, yerler ve çevre. Bu üçüncü ünitemiz. Bu arada Zeynep arkadaşımız da katılmış. Hoş geldin Zeynep. Şimdi ne dedik? Üçüncü ünite, 7 tane ünitemiz var. İnsanlar, yerler ve çevre üçüncü ünitemiz. Dördüncü ünitemiz bilim, teknoloji ve toplum. Beşinci ünitemiz neydi? Altıncı ünitemiz etkin vatandaşlık. Beşinci ünitemiz yine coğrafya ile alakalı. Yedinci ünitemizde küresel bağlantılar diye böyle dünyayla alakalı örgütsel faaliyetler, ülkemizin içinde olduğu, üyesi olduğu örgütleri göreceğiz. Bir de hani dünya miras listesi diye doğal ve tarihi güzelliklerimize bakacağız. Şimdi birey ve toplumdan başlayalım Anladım. Beyza'cığım. İletişim ve insan ilişkileri. Bir kere bizim buna ders olarak bakmaktan ziyade hayatımızın her noktasında bize yardımcı olacağı için iletişim konusuna ayrı bir değer vermemiz gerekiyor Beyza'cığım. Şöyle ki, yani bizim hayatımızda kurduğumuz karşı tarafla iletişim bizim her şeyimizi etkileyecek, değil mi? İletişimin tanımını biliyor musun? Şu anda ekranda görünüyor ama illaki senin kendi ifadelerinle bir tanımın vardır. İletişim genellikle konuşarak ve teknolojik aletlerle nasıl diyeyim? Karşı tarafa bir şey aktarıyoruz biz değil mi iletişim esnasında? Bir etkileşim söz konusu mu? Hocam sesiniz gelmiyor. Bir etkileşim söz konusu değil mi diyorum karşı tarafla. Duyuyor musun? Evet, geliyor şimdi. Duygu, düşünce ve bilgilerimizi karşı tarafa aktarıyoruz. Bu karşı taraf ne olabilir? İnsan olabilir. Hayvan olabilir, değil mi? Evcil hayvanlarımızla konuşabiliyoruz. Onlara dertlerimizi aktarabiliyoruz. Bir makinayla, bir robotla da konuşabiliriz, değil mi? Her şey çok değişti. Eskisi gibi değil. Beyza, duyuyorsun, değil mi? Evet. Geliyor hocam sesim. Tamam.
Şu anda dünya teknoloji konusunda zirve yaptığı için robotlarla da iletişime geçiyoruz. Yani biz sizleri, gelecek nesli buna göre de hazırlamamız gerekiyor. Bunun da farkında olmamız lazım. Duygu, düşünce ve bilgileri karşı tarafa aktarıyoruz dedik. Güne uyandığımız ilk andan itibaren Beyza'cığım ne yapıyoruz? Hep iletişimin içerisindeyiz. Yani bir susmak bile bir iletişim. Bunun da farkında olmamız lazım. Yani biri bize bir şey sorduğu zaman sessiz kalmamız bile aslında ona bir cevap oluyor. Günlük hayatımızda, ailemizin içinde, okulda, arkadaşlarımız arasında, serviste, alışverişte, her yerde, sokakta biz bu iletişimi kullanıyoruz. İletişim bir kere bizimle başlıyor Beyza'cığım. İletişim benle başlar. Eskiden bu kazanımda bunun ismi böyleydi. İletişim benle başlardı. Şimdi değişti. İletişimin öğeleri nelerdir? Bunları sana not aldırmak istiyorum. Hemen kısaca not alabilirsen. Tamam. İletişim öğeleri. Ben önce söyleyeyim sen kendini hazırlayana kadar. Bir kulağın bende olsun. Tamam. Bir kere iletişimi başlatan var, kaynak. O kim? Sen olabilirsin, ben olabilirim. Arkadaş ortamında lider olan bir hani bir gruptaysan, sözü alan, başlatan kaynak olmuş oluyor. Yani gönderici. Bir de vermek istediğimiz mesajımız var bizim. Bilgi, duygu, düşünce olabilir, fikir olabilir bu. Birincisi kaynak, ikincisi mesaj. Üçüncüsü biz bunu kime vermek istiyoruz? Bu hedefte kim var? Alıcı var. Alıcı bizim hitap ettiğimiz kitle ya da kişi oluyor, bireyler oluyor. Kaynak, mesaj, alıcı. Bir de biz bunu hangi yolla yapıyoruz? Bu çok önemli. Bunu hangi yolla yapıyoruz? Sözlü mü, sözsüz mü, yazılı yolla mı? Tercih ediyoruz biz bu iletişim türümüzü. Bu da kanal oluyor Beyza'cığım. Bir de en son bizim girdiğimiz iletişim süreci içerisinde sonuç dediğimiz kısım dönüt oluyor. Geri bildirim. Tamam mı? 5 tane iletişim öğemiz var. Kaynak, mesaj, alıcı, kanal ve geri bildirim. Dönüt de diyebiliriz biz buna. İletişim öğeleri bunlar. Dönüt. Yani şöyle bir soru gelebilir Beyza'cığım. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değildir? A. Kaynak, B. Kanal, C. Dönüt, D. Etkili iletişim. Mesela etkili iletişim, iletişimin alt başlıklarından bir tanesi. Öğeleri değil. Yani, tamam mı? Yani hocam. Yani burada cevap etkili iletişim oluyor. İletişim öğelerinden olmayanı sorarsa, soru bize, kaynağı, mesajı, alıcıyı, kanalı ve dönütü şıklarda arayacağız. Bunun dışında olan varsa, değildir diye sorduysa cevabımız o olacak. 5 tane iletişim öğemiz var. Kaynak, kanal, alıcı, mesaj, dönüt. Geri bildirim yani dönüt. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Tamamdır. Geçiyorum. Şimdi iletişim yolları. Alo hocam. Söyle. Şu an benim ekranım görünmüyor da. Sadece mavi bir şey görünüyor. Başka hiç kimse görünmüyor. Beyza? Efendim hocam? Evet. Ha Zeynep'le görüşüyorum değil mi şu anda? Zeynep'ciğim, sen mi dedin ekranım görünmüyor diye? Ben demedim hocam, Zeynep dedi. Evet. Tamam, Zeynep cevap bekliyorum ben Zeynep'ten. Zeynep'ciğim şu anda sadece başlık olarak iletişim yolları yazıyor mu? Evet hocam. Tamam, zaten şu anda yazı yazmıyor, sadece başlığımız var. Veysel arkadaşımız geldi herhalde değil mi? Evet. Evet benim de arkadaşım. Evet. Arkadaşız zaten biz. Tamam. Bu arada ben ders anlatırken şu anda Veysel, Zeynep
Bir de Beyza var. Aynı anda konuşursanız birazcık sıkıntı olabilir arkadaşlar. O yüzden konuşmayacaksanız sesinizi kısmayayım. Değilse tüm sınıfın sesini kesmem gerekebilir. Çünkü hem siz etkilenirsiniz hem ben. Chat kısmı var. Oradan bana sorularınızı yazabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa chat kısmından da yazabilirsiniz. Bu arada hani bugün ilk dersimiz olduğu için bunları da konuşalım. Tamam hocam. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar sorun. Bakın şimdi biz burada bir sanal sınıf var değil mi? Karşılıklı konuşuyoruz. Yine bir etkileşimimiz var. Hem konumuz da iletişim. Yeri gelmişken söyleyelim. Hep bir ağızdan konuşursak, diyelim Veysel bir şey söylerse, bu arada hoş geldi. Daha sesini duyamadım ama Zeynep var, bir de Beyza var. Şimdi hepiniz aynı anda bana bir şey sorduğunuzda ya da ben size sorduğumda bir karmaşa olmasın diye sesinizi kesmem gerekebilir burada. Yani kesmem gerekebilir derken hani kısayım ki ben etkilenmeyeyim. Konumu size doğru düzgün aktarabilmem gerekiyor. Değilse zaten chat bölümünden bana yazabilirsiniz. Bir sorunuz olursa geri almam gereken tamam, bir yer varsa oradan müdahale edebilirsiniz. Şimdi iletişim yollarına geçiyorum ben. Şimdiye kadar zaten iletişimin tanımını yaptık. Bu arada Zeynep'ciğim sen de dinle istersen Veysel arkadaşımla. Ben tekrarlamış olayım siz sonradan geldiğiniz için. İletişimin tanımını yaptım. Sonra iletişimin öğelerinden bahsettim. İletişim, bilgi, duygu... Kaynak. Bir dakika canım benim. Bilgi, duygu ve düşüncenin karşı tarafa aktarılmasıydı. Farklı yolları vardı bunun. İletişim öğelerine geçtik sonra. Dedik ki, Beyza'cığım söyledi, kaynak. Kaynak, mesaj, evet. Alıcı, kanal, geri bildirim yani dönüş. Aferin. 5 tane iletişim öğemiz var. Şimdi buraya kadar tamamız. Bu arada bana etkileşime geçebilir mi? Zeynep'le Veysel beni duyuyorsa chat kısmından da yazabilir. Veysel'den daha bir ses duyamadım. Ben emin olmak istiyorum. Zeynep, sen duyuyorsun değil mi? Evet hocam. Veysel duymuyor herhalde. Neyse bakalım. Şimdi iletişim yolları. Biz iletişim arkadaşlar sözlü yolla konuşmaya dayalı yapabiliyoruz. Dil burada en büyük aracımız bizim. Sözsüz iletişimimiz var. Burada bu bazı özel bireyli, özel gereksinimli bireylerimizin zaten siz de biliyorsunuzdur işaret dili diye bir dilimiz var. Sözsüz iletişimin içine bu da giriyor. Beden dili, jest, mimik, jest dediğimiz el kol hareketlerimiz, mimik dediğimiz yüz ifadelerimiz devreye giriyor. Yani bir başımızı sallamamız, karşı taraftan bir elimizi kaldırmamız, merhaba dememiz burada sözsüz iletişime giriyor. Yani dil aracını ortadan kaldırdığımızda sözsüz iletişim var. Ama bir başka tür var, o da yazılı iletişim. Tabii ki yazıyla oluyor bu. Nasıl olabilir? Teknoloji geliştikçe tabii ki bu değişebiliyor ama mail yoluyla olabilir, not alarak olabilir. Gazeteye, bir kitaba, bir şiire, düşüncemizi aktararak bu şekilde yazılı iletişimi de sağlamış oluyoruz. Yani iletişim yolları dediğimizde 3 tür iletişim varmış. 1. Sözlü iletişim, konuşmaya dayalı. 2. Sözsüz iletişim. 3. Yazılı iletişim. Bu kadar. 3 tane iletişim türümüz var. Anlaşıldı mı? Hı hı. Sözsüz. Yazılı. Hocam dondunuz şu an. Tamam. Geldi mi? Evet, şimdi iletişimimizi olumlu ve olumsuz etkileyen davranışlarımızdan bahsedeceğiz. İletişimimizi olumsuz etkileyen davranışlar genelde iletişim hatası olarak da karşımıza çıkıyor. Nasıl?
Yani bizim bir emir vererek konuşmamız, bir suçlayıcı davranışımız, aşağılayıcı ifadeler içeren konuşmalarımız, yönlendirmemiz, öğüt vermemiz, bize duygusunu aktaran kişiye karşı onu teselli etmek, onun hani problemine çare olmadan olur olur gider, hani böyle boş vermişçesine ona karşı davranışımız aslında bir daha da o kişinin bizi dinlememesine, kendi kapılarını bize karşı kapatmasına sebep olacaktır. Bizim burada hani çok konuşmak, cevap hakkı vermemek, bunlar gerçekten iletişimimizi, yani kendinizi de düşünün arkadaşlar. Bir bakın böyle hani iletişime girdiğiniz ortamlarda neler yaşıyorsunuz? Gerçekten doğru iletişim her zaman sağlanabiliyor mu? Sınıf ortamınızda arkadaşlarınızla iletişiminiz nasıl? Gerçekten mesela emir veren, nasihat eden, hani büyüklerinizi de bir göz önünde bulundurun. Size böyle suçlayıcı bir tavırda bulunan, sen yapamazsın, sen başaramazsın, ben senden şunu beklemiştim, beni hayal kırıklığına uğrattın gibi ifadeler aslında sizin orada kendinizi iletişime kapatmanıza sebep olabilir. Değil mi? Yani bunu ben evet. de yaşıyorum bir büyük birey olarak. Sizler şimdi 7. sınıfa geçtiniz. Yaşlarınız artık hani küçük de değil. Bir sonraki adımınız artık bir sınava tabi olacak öğrenci kademesi oluyor. 8. sınıf. Siz zaten şu anda 8. sınıfa da hazırlık yapıyor gibi düşünmelisiniz kendinizi. Ben gerçekten 7. sınıfın bu 1. ünitesini çok seviyorum. Yani iletişim 7. sınıfa başlayan bir öğrencinin hani sosyal bilgilerle aranız nasıl? Gerçi sormadım ama biraz ezber olduğunu, hani sürekli yazı yazmak gerektirdiğini söyleten bir ders gibi görünüyor. Aslında çok eğlenceli. Bakın ilk ünite sizin toplumla birey arasındaki neler yapmamız gerektiğiyle. Zaten bu ders bize bunu vermiyor mu? Etkin vatandaş evet. olmayı öğretiyor. İşte geçmişimizi öğreniyoruz, bulunduğumuz coğrafyayı, mekanı öğreniyoruz, dünyamızı öğreniyoruz. Ki bunların içerisindeki bence en güzel konu iletişim konusu. Yani sağlıklı, düzgün, güzel kendimizi karşı tarafa aktarabilmek için bir kere bunu bir kazanım olarak 7. sınıfın ilk ünitesinde görüyoruz. Tabii ki diğer ünitelerimiz zor. Mesela hani göz korkutmak istemiyorum. İkinci ünitemiz kültür ve miras biraz uzun ama biz bunu birlikte başaracağız. Ben buna inanıyorum. Dersleri takip ederek, konu tekrarı yaparak, vurguladığım yerler üzerinde. Ben mesela burada size şunu da söylemeye çalışacağım. Artık hani 10 yıllık deneyimime dayanarak yazılıda gelebilecek yerleri, hatta yazılınıza yakın zaman dilimlerinde birlikte yazılıya da burada çalışmış olacağız. O yüzden göz korkacak hiçbir şey yok. Ben olsam yani en sevdiğim konular arasında bu birey ve toplum olabilir. Yani ben öyle hissediyorum. Birçok öğrencim de bunu söylüyor. Olumlu olabilmek için iletişimde ne yapmak lazım? Bir kere karşı tarafı kırmamak gerekiyor. Yani anlamamız lazım. Bir kere o karşı tarafımızdaki insan, ona değer vermemiz gerekiyor. Konuşmaktan çok, yani insanlar şu an şunu düşünüyor. Çok konuşursam ben bir şeyim. Hayır, öyle değil. Gerektiği yerde konuşmamız gerekiyor. Dinlemeyi tercih etmemiz lazım. Yani dinlerken bir şey kaybedeceğimizi düşündürmek bize aslında yanlış. Toplumumuzda bir şeyleri bizler değiştirmeliyiz. Sabırlı olmalıyız. Başarılı ve iyi iş yapanları tebrik etmeliyiz. Onların izinden gitmeliyiz. Açık ve net olmalıyız bir kere. Ne istiyorsak onu söyleyebilmeliyiz. Ayrıca bir kere iletişimde şu da var, birazdan geçeceğiz ama ben dili ve sen dili. Yani sen dili biraz suçlayıcı, öfke, kızgınlık içerten böyle hani ifadeler var. Ben dilinde ise daha çok yapıcı, karşı tarafın böyle okşayıcı, duygularına empatik yaklaştırmayı gerektiren bir dil. Birazdan onu konuşacağız. Burayı da geçiyorum. Bu arada Zeynep nereye gitti? Zeynep. Tersi görüyorum. Öğrencileri de görüyorum. Evet. Beyza sen duyuyorsun değil mi?
Beyza? Duyuyorum hocam ben. Tamam, emin olayım da. Zaten bir sen varsın gibi. Tamam. Şimdi olumlu iletişimi kurabilmek için bir kere bazı şeyler var. Beyza, bir kere sen kendini tanıyor musun? Ne kadar tanıyorsun? Ben buyum diyebilme aşamasına geldin mi Beyza? İletişimde ilk basamak birey önce kendini tanımalı. Neler istiyoruz, neler yapmaktan hoşlanıyoruz, yeteneklerinin, ilginin, isteğinin farkında mısın? Karşı tarafa kendini net bir şekilde aktarabiliyor musun? Bunlar çok önemli. Eleştiri yapacağız tabii ki ama haklı ve doğru yerde eleştiriyi yapacağız. Hatamız varsa, bu bize söylenirse bunu kabul etmeliyiz. Düzeltmeye çalışmalıyız bir kere. Tartışma, hayır demek, küçük düşürücü ifadeler kullanmak, yapmacık olmak, yani samimiyetten uzak olmak da bizim olumlu iletişimimizi etkiler. İyimser ve pozitif olmak çok doğru şekilde etkileyecektir bizi. Yani düşünsenize biz kendimiz de... Hocam, lafını biliyorum da. Benim... Ben 5 dakika bir 5 dakikaya bir gidip gelebilir miyim? Ama nasıl şey, olacak o? Biz evde tekiz de kardeşim de herhalde midesi bulanıyor. Hı hı. O yüzden. Çok çabuk ol bakalım. Tamam hocam, tamam, teşekkürler. Çok çabuk ol hadi. Ben geldim hocam. Hoş geldin. Evet, devam edebiliriz. Tamam. Devam ediyoruz. Olumlu iletişim kurabilmek için kendimizden emin olmamız lazım. Dinlemeyi bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Tamam. Evet, şimdi iletişimde karşımıza çıkacak iki tane, testlerde de çok göreceğin iki kavram var. Bunlardan bir tanesi etkili anlatım, bir tanesi de etkili dinleme. Etkili anlatım. Bir kere biz kendimizi karşı tarafa doğru ve net bir şekilde aktarabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Karşı tarafla göz teması kurmamız gerekiyor. Göz teması kurmak zaten iletişimin yarısını kaplıyor diyebilirim. İkincisi, gerçekten anlattıklarımızda samimi olmak, ses tonunu ayarlamak, açık ve net bir dil kullanmak. Yani ben çok akademik düzeyde bir şeyler biliyor olabilirim. Ama ben bunu karşı tarafa muhakkak aktarabilmeliyim. Yani beni en yalın bir şekilde, en sade şekilde, açık ve net nasıl anlayabilir? Bu yolla ben etkili anlatım yapmalıyım. Anlatmak çok önemli. Yani bizim atasözleri ve deyimlerimize de girmiş bu Beyza'cığım. Ne diyor? Tatlı dil
yılanı deliğinden çıkarır. Yani biz böyle zorba bir ifadeyle konuşan birisi olursa, bizi zorlayıcı duygulara iterse, bu sefer biz karşı tarafı dinlemek istemeyiz. Yani o kadar güzel, naif bir anlatım olursa biz tabii ki kendimizi o anlatıcıda, konuşmacıda pür dikkat bulacağız zaten. Etkili anlatım çok önemli. Bunun dışında bir de etkili dinleme gerekiyor. Bir kere dinlemek de başarının anahtarı. Yani o iletişimde başarılı olabilmek için dinlemek bunun anahtarı diyebiliriz. İyi bir dinleyicinin özellikleri burada karşımıza çıkacak Beyza. Yazılıda da girdiğimiz denemelerde de kendimizi görebilmek istediğimiz işte seviye belirleme sınavları olsun. Orada bir bakacağız ki aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir ya da iyi bir dinleyicinin özelliğidir gibi sorular göreceğiz. Nasıldır bu? İşte iyi bir dinleyici göz teması kurar. Karşısındaki konuşmacının konuşmasını, sözünü kesmez. Soracağı soruları konuşmacının sözünün bitmesini bekleyerek sorar. Yine başka bir işle meşgul olmaz. Bunun dışında nasıl diyeyim? Anlamaya çalışır, karşı tarafla empati yapmaya çalışır gibi iyi bir dinleyicinin özellikleri var. Zaten en çok bunlar karşımıza çıkıyor testlerde. Tabii ki iyi bir dinleyicinin özelliklerini bilirsek kötü bir dinleyici nasıl olur onu da biliriz. Mesela göz teması kurmaz, karşı tarafın dikkatini dağıtmaya çalışır, işte sık sık sorular sorar, sözünü kesmeye çalışır. Bunlar yanlış şeyler. Etkili dinlemede biliyorsun şöyle de yine bir deyim var. Yine bu zaten deyimler soru olarak geleceği için söylüyorum. Söz gümüşse sükut etmek altındır. Yani evet kelimeler, sözler çok önemli olabilir. Gümüş değerindedir. Ama sükut etmek, sakince beklemek yani dinlemek diyor altındır. Yani gümüş mü altın mı? Bunu tabii ki hangisinin daha değerli olduğunu sen biliyorsun. Demek ki dinlemek çok önemli. Altın değerinde. Ama öğretmenim hep böyle dinleyecek miyiz? Yani hiçbir şey söylemeyecek miyiz? Tabii ki. Yerini bekleyeceğiz. Konuşmacının sözü bittikten sonra biz de sormak istediğimiz şeyleri soracağız. Bir kere iletişimde hatalar zaten ya konuşmacıdan kaynaklıdır ya dinleyiciden kaynaklıdır. Zaten iletişim bu ikisi arasındadır. Konuşmacıdan kaynaklı hata ne olabilir? Bir kere konuşacağım metne hazırlıklı olmayabilir. Ya işte ben her şeyi biliyorum. Yarın bir geniş bir kitleye çıkacağım, hitap edeceğim. Ne var ki bunda? Hayır, böyle olmamalı. Sen ne kadar çok o konunun profesörü olursan ol, bir kere bir metninin kafanda tasarlayacağım bir metin olması gerekiyor. İşte ben atıyorum tarih mi anlatacağım? Ya bu tarih o kadar çok geniş ki milattan önce var, milattan sonra var. Ben bu tarihin hangi kısmını yarın konuşacağım kitleye aktarmam gerekiyor? İşte Osmanlı tarihi. Sadece kuruluşunu mu aktarmalıyım? O zaman ona göre bir metin çıkarmalıyım. İşte kuruluş padişahlarından mı bahsedeceğim? Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat. İşte beni ilgilendiren bu kısım. Burada ne verebilirim? Bunun hazırlığını yapmak gerekiyor. Nereler önemliyse oralarda vurgulamak gerekiyor. Sesini, tonunu, yani alakasız yerlerde bağırarak, sesinde çıkış olarak, alakalı yerlerde kısık sesle. Yani o zaman dinleyici bunun neresinin önemli olduğunu nasıl bilebilecek? Bir kere vurgularımız, tonlamalarımız çok önemli. Onun dışında biz karşı tarafı, yani konuşma yapacağımız kitleyi çok iyi bilmeliyiz. Şimdi sen 7. sınıfsın. Ben senin yaş özelliklerini bilmeliyim ki sana öğretmenlik yapabileyim. Gelişim dönemini bilmeliyim. Fiziksel olsun, dil gelişimin olsun, sosyal becerilerin olsun. Ben 7. sınıf bir bireyin, özellikle cinsiyete göre de seninle ilgili bilgim olmalı. Ben senin öğretmenin olacağım çünkü. Dolayısıyla benim hitap edeceğim kitleyi, konuşmacı olsam da, öğretmen olsam da çok iyi bilmeliyim. Sen de öyle. Arkadaş ortamında konuşacağın zaman arkadaşlarının nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını, onlarla ilgili
geniş bir bilgin olacak tabii ki. Onlarla arkadaşlık ediyorsun. O gruba giriyorsun. Ailendeki akrabaların, büyüklerin hepsiyle ilgili bilgin var. Ona göre konuşacağız, yerine göre. Ve dinleyiciden kaynaklı hatalar ne olabilir mesela? Dinleyici de alakasız yerde soru sorması. Zaten bunları hani şu anda aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi ama konu başlıklarını ayırıyorum. Yani soru dese ki, dinleyiciden kaynaklı hatalar aşağıdakilerden hangisidir? Ya da konuşmacıdan kaynaklı hatalar aşağıdakilerden hangisidir? Yani bir konuşmacıdan kaynaklıyı senin ayırt edebilmen lazım. Hemen konuşacağın metnin hazırlıklı olmaması. Gördüğün zaman ha bu konuşmacıdan kaynaklı diyebilmelisin sen. Sesini, tonunu ayarlaması mesela, vurgulamalar yapması, bunlar çok önemli. Empati nedir? Sürekli empatiden bahsediyoruz. Bence sen biliyorsun empatinin ne olduğunu. Evet, bir insan bir şey yaparken başkasının ne o konuyla ilgili ne düşündüğünü, kendisinin karşısındakini yerine koyması. Evet, bireyin kendisini karşısındakini yerine koyması. Sence sadece bu yetiyor mu? Yani ben kendimi karşı arkadaşımın yerine koydum demek mi yetiyor? Yoksa gerçekten onun duygu ve düşüncelerini anlaması mı önemli burada? Şimdi diyelim ki arkadaşımız yazılıdan 60 aldı. Sen de yazılıdan 100 aldın. 60 alan arkadaşının çok üzgün olduğunu görüyorsun. Evet, sen de bir onun için, onun adına bir üzüntü var ama bir taraftan da kendin 100 aldığın için çok mutlusun. Yeterince kendi mutluluğundan dolayı onu çok anlayamadığını fark edersin yani. Tam anlamıyla empati demek gerçekten eyvah arkadaşım eve gidecek. Annesi babası çok çalıştığın halde niçin 60 aldın dediğinde o ne yaşayacak? Ben onun yerinde olsam ne yaşardım? Yani gerçekten Beyza'cığım onun yerine koyduğun zaman empati olmuş oluyor. Anladın mı? Yani görüntüde değil. Gerçekten biz zaten toplum olarak bunu başarabilirsek hiçbir problemimiz kalmayacak. İnsanların en büyük problemi empati. Yani ben böyle görüyorum şu anda. Empati yaparsak hiçbir problemimiz kalmaz. İletişim engelleri var. Dediğimiz gibi mesela sana birisi isim taksa hoşlanır mısın? Mesela ben gözlüklüyüm. Gözlüklüler için neler söylendiğini biliyorsun. Evet. Ondan sonra biraz fiziki özelliklerimizle alakalı bir şeyler olduğunda ya öğretmenimiz ya büyüklerimiz ya da arkadaş ortamında isim takarak bizi çağırdıklarında zaten o iletişim sence olumluya doğru gider mi? Hayır. Gitmez. Yani burada örnek verebiliriz. Hey tembel sen söyle bakalım. İşte gibi söylese senin zaten çok güzel fikirlerin olsa da karşı tarafa aktarmak istemezsin. Konuşmak bile istemezsin. Tehdit etmek, sıkça soru sormak, emir vermek, eleştirmek, alay etmek, nasihat etmek, konuyu saptırmak, suçlamak bunlar hiç hoş şeyler değil. Dolayısıyla bunlar iletişimin engelleri oluyor. Evet, devam ediyoruz. Dil. Dedik ya konuşmanın en büyük aracı dildir diye. Evet. Bir kere yani karşı tarafa kendimizi aktarmamız için dilimiz çok önemli. Ama dilin kendine özgü yasaları var, kuralları var. Her milletin kendi dili var biliyorsun. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden, harflerden oluşan dillerimiz var. İşte Asya dilleri, Amerika dilleri, Latin dilleri diye değişiyor bunlar. Bizim Türk dilimiz Orta Asya kökenli biliyorsun. Dilin özellikleri şöyle. Gelişmiş bir iletişim aracıdır. Seslerden oluşmuştur. Anlaşma sistemidir. Düşünce ve zekanın bir yansımasıdır. Yani insanın konuştuklarına baktığın zaman onun ne kadar çok eğitimli ya da eğitimsiz olduğunu gerçekten fark edebilirsin. Canlı bir varlıktır aynı zamanda. Sosyal bir varlıktır. Yani bizi toplumla iç içe olmamızı sağlayan şey dilimizdir. Ortak nokta ve kültür öğesidir. Mesela Türk dili, ana demek, ağabey demek, bacı demek,
elma demek. İşte bizim yani böyle özgün, kendimize özgün ifadelerimiz aslında kültürümüzün öğeleridir. Bacı, kardeş, kardeş, hani bu tarz ifadelerimiz başka toplumların başka tabii ki ifadeleri var. Bizim de kendimize özgü ifadelerimiz var. Demek ki kültürümüzü dil aslında yansıtıyor. Ve hani nesilden nesile de bir şeyleri aktaracağımız zaman kullanacağımız tek şey dildir aslında. Şimdi bu dilden bahsetmişken ben dili, sen dili neydi? Onları söyleyeyim. Ben dili gerçekten olumlu iletişimi sağlayan bir dildir. Ben ile başlar, ben ile biter, benim ifademi içerir. Mesela ne diyebilirim? Bugün derse geç geldiğin için kaygılandığını düşünüyorum. Ben dilinde. Evet, ben dili bu. Mesela ders nasıl diyeyim? Sınavından düşük not aldığın için senin için üzülüyorum. Ya da ne hissettiğini düşünebiliyorum. Yani sadece kendi ifadeni empatik şekilde karşı tarafa yansıtmak, onu kırmadan konuşmaya ben dili denir. Mesela yani, sen dilin... Söyle canım. Yani olumlu şekilde... Olumlu, evet, konuştuğumuz dil genelde ben dili. Anladım. Sen şunu yapamazsın, sen başaramazsın. Öfke, kızgınlık içeren... yıkıcı, eleştirici dile de sen dili diyoruz. Genelde burada zaten tembelsin, çok şişkosun. Mesela bunları demek yerine, mesela tembel diye demek zorunda kaldığımız bir arkadaşa, ki tembel demesek ne, nasıl bir şey söyleyebiliriz? Bu sıralar derslerine iyi vakit ayırmadığını düşünüyorum. Yani tembelliğinin arkasında ya da başarısızlığının arkasında yatan sebebi sadece hissettiğimizi söylememiz onu kırmaz. Ya da şişkosun demek yerine tombişsin, şişkosun, hadi bakalım tombalak, biliyorsun bu tarz ifadeler olabiliyor okullarda. Yani bunu söylemek yerine ne diyebiliriz biz? Bu sıralar işte abur cubur yemeye çok fazla vakit ayırdığını düşünüyorum. Diyebilirsin. O zaman arkadaşın da ne düşünür? Ya ben aslında kilo almama sebebi abur cubur yemek, haklı aslında der. Kırmadan söylersek her şey çözülür. Anlaşıldı mı? Ben dilini anladım. Böyle sınavlarda ya da işte çalışırken gördüğün zaman olumlu bir dil olduğunu düşün. Sen dili ise yıkıcı, öfke, kızgınlık içeren, sen şusun, sen busun gibi. Sen ile başlar, sen ile biter. Tamam mı? Hı hı. Tamamdır. Şimdi buraya kadar iletişim benimle başlar konusu bitti. Şimdi şeye geçiyoruz. Hızlı iletişim, güçlü toplum. Burada medya konumuz var. Yazılı medya, görsel işitsel medya, sosyal medya. Bunların isimlerini siz de yeni nesil olduğunuz için çok da aşinasınız aslında. Dijital medya ne demek, sosyal medya ne demek, genel ağ ne demek ya da medya ne demek. Yani bunların isimlerini çokça duyuyoruz şu anda. Gazete, dergi, radyo, TV, internet dediğimiz ya da ajans, haber ajansları diyorlar ya, uydu gibi aynı anda birden fazla insana ulaşmayı sağlayan iletişim araçlarına tümüne medya deniyor. Bunun yazılı medya kısmı var. Gazete, dergi gibi süreli yayınlar. Görsel işitsel var. Hem görebiliyoruz, yani bu duyu organımıza hitap ediyor, hem de işitebiliyoruz. TV, radyo, sinema gibi hareketli görseller ve eserlerin kullanıldığı medyaya görsel işitsel, hem görebiliyoruz hem duyabiliyoruz. Telefon çalıyor. Alo. Duyabiliyor musun Beyza? Ben duyuyorum hocam. Bir ses. Sıla'nın da sesi geldi gitti. Kimin? Sıla'nın, Veysel yazan. Nerede? Adı Sıla. Evet, nerede o Veysel? Merhaba hocam. Geldi hocam. Sıla. 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 Hocam, efendim hocam.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben ismini görüyorum ama katılım olamadı gibi. Sesin mi gelmedi? Sen mi meşguldün? Ya hayır hocam, bağlandım da sesiniz gelmedi. Babamla konuştum, onu hallettim, öyle katıldım. Anladım, tamam canım. Tekrarlarım ben dersin sonunda da şimdi olduğumuz yerden devam edelim, olur mu? Tamam hocam. Tamam canım. Şimdi biri daha geldi. Tamam, devam edelim biz. Dedik ki medya, her şey, görsel, işitsel her şey medyanın içine giriyor. Yazılı medyada adı üzerinde gazete, dergi, süreli yayınların olduğu, görsel işitselde ise TV, radyo, sinema gibi hareketli görseller ve eserlerin kullanıldığı. Yani biz eğer bir sinema izliyorsak, bir sinemadaysak, o zaman diyebiliriz ki bu görsel işitsel medya. Radyodaysak yine aynı şekilde, TV'yi kullanıyorsak yine aynı şekilde bu görsel işitsel medya diyebiliriz. Sosyal medya ise zaten sizin sürekli kullandığınız, nedir bu? Genel ağ olarak kullandığımız işte bazı platformlar var biliyorsunuz. Eş zamanlı bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Burada hani mesela Twitter sosyal medya hesabına giriyor. Ne yapabiliyoruz biz orada? Video paylaşabiliyoruz, resim, görsel paylaşabiliyoruz. Bir haberimizi karşı tarafa aktarabiliyoruz. Hatta birden fazla kişiyle paylaşabiliyoruz. Durumlar paylaşabiliyoruz biliyorsunuz. Demek ki sosyal medya bizim iletişim araçlarımızdan bir tanesi. Ve gerçekten hızlı bir iletişim sağlıyor bunlar. Yine dijital medyaya gelelim. Ses, video, fotoğraf gibi elektronik ortamlarda içeriklerin böyle dökümlerde oluşmasına da dijital medya diyoruz. Kitle iletişim aracı olarak kullanıyoruz dijital medyayı. Mesela CD'lerimiz, ondan sonra işte ses kayıt cihazlarımız, fotoğraf galerilerimiz, bunlar dijital medyaya giriyor. Medya arkadaşlar gerçekten çok geniş bir yelpaze. Bakın yazılı var, sosyal medya var, dijital medya var, görsel işitsel medya var. Buraların üzerinden gerçekten toplumun birbiriyle hızlı iletişimi söz konusu. Zaten konu başlığımız da bu. Hızlı iletişim, güçlü toplum. Evet, kitle iletişim de arkadaşlar bu konunun devamı. Kitle derken aklımıza ne gelir? Tekil mi, çoğul mu? Kitle çoğul. Çok kalabalık olsak ben aslında bu şekilde dersi ilerletemem de şu an iki kişi olduğumuz için normalde chat kısmından yazmanız gerekir bana, ben sorduğum zaman, ama şu an iki kişiyiz. Sizin için sıkıntı varsa chat kısmından yazabilirsiniz birbirinizi engelliyorsanız. Şimdi ben tekrar sorumu sorayım. Kitle iletişim derken tekil mi çoğul mu dedim? Çoğul dediniz değil mi? Evet. Tamam. Kitle, yani çok geniş bir kesime hitap etmek. Kısa süre içerisinde birçok insana hızlı bir şekilde haber ulaştırmaya diyoruz biz. Aslında çok seslilik demek bu. Gazeteyle, dergiyle bir fikrimizi, bir parçamızı, mesela radyolarda şarkılar çalıyor değil mi? Geniş kitlelere yeni bestelenen o parçalar ulaşabiliyor. Bir dünyanın öbür ucunda bir deprem olduğu zaman, bir tsunami olduğu zaman, bir doğal afet olduğunda ya da bir gerçekten tüm insanlığı ilgilendiren bir konu, bir olay olduğu zaman biz Türkiye'de, Orta Asya'da yaşamamıza rağmen Amerika'dan, herhangi bir kuzey kutbundaki bir bilimsel araştırmadan, bir başka gezegenden haberdar olabiliyorsak aynı anda, bir saniye içerisinde buna biz kitle iletişim diyoruz. Ve kitle iletişim arkadaşlar araçlar olarak geçmişten günümüze kadar çok değişti. Yani düşünsenize, dumanla haberleşmekten, yani o ateş çıkan dumanla olduğu yeri insanlar belirtmeye çalışmış. Bu şekilde haberleşmeye başlamış. Sonra renkler yoluyla, bitkiler yoluyla mesela birbirlerine notlar bırakmışlar. Yaşadıkları mağara duvarlarına resimler çizmişler. Güvercinleri eğitmişler, posta teşkilatını kurmuşlar. Geçmişten günümüze kadar böyle tarihe baktığınızda
postacılık, haber, ulak derlermiş buna. Ulaklık, elçilik gibi bir şey. Yani bir haberi başka bir yere tek kişi götürmeye çalışıyor. Gerçekten zor. Düşünsenize şimdi biz telefondan hemen bir kişiye bir şeyler yazıyoruz ya da çok kişiye bunu duyurabiliyoruz. Ama eskiden bir kişi başka bir ülkenin hükümdarına, yöneticisine not taşımak zorunda ve bunu 6 ayda yapmak zorunda da kalabilir. Yani gerçekten çok zor zamanlardan. Yani geçmişteki iletişim araçlarına baktığımızda şimdikiyle arasında uçurum var. Zaten teknoloji ilerledikçe bu hayatımızı da kolaylaştırıyor. Ve geçmiştekiler dedik, neler varmış? Güvercin, duman, mağara duvarlarına resim yazmak, renklerle haberleşmek, işte renkli kumaşlarla haberleşmek. Ondan sonra telsiz telgraflar çıkmış, telgraf hatları kurulmuş, radyo, radyodan sonra televizyon geliyor bakın. Yazıyla birlikte tabii ki yazılı iletişim araçları çok fazla, çok geniş bir yelpazesi var bunun. Bizim ülkemize baktığımızda milli mücadele döneminde iletişim araçlarına baktığımızda neler görüyoruz? Bir kere Anadolu halkı sesini duyurmak için gazete kurmuş. Bu Atatürk'ün örgütlemesiyle Anadolu mücadelesi, Anadolu halkının işte sesini duyurması gerektiği bir Sivas Kongresi var. Orada bir gazete ki buna Atatürk benim gazetem diyor. İsmi de İrade-i Milliye Gazetesi. 1919 yılında çıkıyor. Sivas Kongresi'ndeyken böyle bir karar alınıyor. İrade-i Milliye yazabilir miyiz? Nasıl? Bu altı yazabilir miydik bir önceki altı? Milli mücadele kısmını mı? Evet. Ben not ettirebilirim. Diyebilirsiniz ki milli mücadeledeki basın yayın organları. Sıla duyuyor musun? Evet duyuyorum hocam. İstersen sen de kısaca not alabilirsin. Tamam hocam. İrade-i Milliye Gazetesi ilk gazetemiz. 1919'da çıktı. İkincisi, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi. Üçüncüsü de Anadolu Ajansı. Bu üçü çok önemli. Birincisi İrade-i Milliye Gazetesi. İkincisi Hakimiyet-i Milliye Gazetesi. Üçüncüsü Anadolu Ajansı. Sonra tabii Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Ki Anadolu Ajansı açıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş şekilde. Yani TBMM'in temelleri atılmış. Sonra Ceride-i Resmiye diye meclis kararlarını yayınlamak için resmi gazete çıkarılmış. Sonra telsiz telgraf hakkında önce kanun çıkarılıyor. Sonra telsiz telgraf hizmete giriyor. Sonra radyolarımız kuruluyor arkadaşlar. Önce İstanbul Radyosu,
Sonra Ankara Radyosu. Sonra da TRT kuruluyor. Bakın TRT'nin kuruluş tarihi 1964. Ve şimdi ismini çokça duyduğunuzu düşündüğüm RTÜK var. RTÜK'ü biliyorsunuzdur, Radyo Televizyon Üst Kurulu. Radyo Televizyon yayınlarını denetleyen en yüksek mekanizma bu. 1994'te kurulmuş. Arkadaşlar bu radyo televizyon yayınlarının basın ilkeleri doğrultusunda olup olmadığına, işte toplum yapısına uygun olup olmadığına bakan en yüksek mercidir. Biz şikayetlerimizi RTÜK'e Alo 178'e bildiriyorduk. Ta ki 2006'ya kadar. 2006'da bir çağrı merkezi hattı açıldı. Bunu internetten de bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. 444-1-178. Bu çok önemli bir bilgi değil ama yine de genel kültürünüz açısından paylaşmak istiyorum. Yani biz eskiden şikayet ettiğimizde dilekçelerle falan uğraşıyorduk. Şimdi ise direkt çağrı merkezini arayıp ses kaydımız alınarak karşımızda bize bizimle iletişime geçen bir temsilciyle konuşup gerekli bilgileri ya da şikayetlerimizi, istek ve arzularımızı belirtebiliyoruz. RTÜK bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz basında ya da işte ne bileyim bir yayında, bir gazete haberinde yalan haber olabilir ya da doğru olmayan, gerçeklik payı olmayan bir bilgi olabilir. Ne yapacak bununla ilgili? Diyelim ki benimle ilgili yanlış bilgi verdi bir gazete haberi. İşte 3. sayfa, A gazetesinin 3. sayfasında benimle ilgili bilgi var ama yanlış. Ben bu konuda hemen mahkemeye başvurabiliyorum. Bir kere o yayın kuruluşunun ne yapması gerekiyor? Düzeltme ve cevap hakkı dediğimiz tekzibi kullanması gerekiyor. Benimle ilgili aynı haberi tarihini verip manşete atıp bunu düzeltmesi gerekiyor. Ki ben onunla alakalı tazminat davası bile açabilirim. Benim haklarımı ihlal ettiği için, beni zor durumda bıraktığı için bunun düzeltmesine gitmeli. Aramızda anlaşmalıyız. Buna tekzip deniyor. Düzeltme ve cevap hakkına tekzip deniyor. Sansür ise gazete, dergi gibi basın organlarında yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenmesi. Sansür uygulanabiliyor biliyorsunuz bazı durumlarda. RTÜK'ten zaten bahsettim. Bir de asparagas haber diye bir şey var. O da yalan haber demek. Genelde bu magazinlerde karşımıza çıkıyor. Evet. Anayasamızın arkadaşlar biliyorsunuz 1982 anayasasını kullanıyoruz biz. 20. maddesi özel hayatın gizliliği ile alakalı. 21. madde kimsenin konutuna, evine girilemez, dokunulamaz. 22. maddede haberleşme hürriyeti. 28'de de basın hürdür, sansür edilemez. Bu konuda yani birey ve toplum ünitemizde anayasamızın bu maddelerinden haberdar olmamız gerekiyor. Ama ben şimdi dersimizi burada bitiriyorum. Daha sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğim bir sonraki dersimizde. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? İletişimin tanımından başladık. Öğeleri, yolları bu şekilde devam ettik. Medyadan bahsettik. Bir sıkıntı var mı? Yok. Yok. Tamam. Konularımız zaten anlaşılması çok güç değil. Yavaş yavaş kolaydan zora doğru ilerleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra başka diğer dersimizde sorularınız olursa kendinizi hazırlayın. Yine sorabilirsiniz bana, tamam mı? Tamam. İyi akşamlar diliyorum. Katılımınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. İyi akşamlar.